and <laughs> then Ah tirla tirla Hay hak Şem-i gösterir bir zılvi cazip perdede Seyreden görsün hayalati acayip perdede Hazreti Şeyh Küşteri'nin sanatın gösterme meşale olmuş Firuzan pek münasip perdede. Yar bana bir eğlence. Hadi hadi anca gidersin anca. Yar bana bir eğlence medet. Yetmez insana tabi adet. Hacivat'ın doymaz gözü, anlaşılmaz hiçbir sözü. Arif olan anlar elbet, çok basittir işin özü. Yeni cami direk ister, arkadaşım börek ister. Matematik hocaları Fala kayla kötek ister. <laughs> Son kafiyen bozuk oldu. Aklın fikrin azık oldu. Sana inciler anlattım. Anlamadın, yazık oldu. Ne varmış anlamayacak? Bol gibi anladım işte. Beş tane mükemmel cisim var. Birini de ben bulmadım mı? Tabii kara gözüm tabii. Bak gördün mü? Anlamak ne yüce cevherdir. Bu matematik neden böyle beterdir? Ah ek gözü kör olasıcalar yok mu? Öğreteceğiz diye matematiği katlediyorlar. Halbuki dünyanın en kolay işidir matematik. Çünkü Sadece akla hitap eder. Söyle bakayım bana, Harezmî hangi tarihler arasında yaşadı? Tales'in ana dili neydi? Ne bileyim ben ya, ya. Gördün mü işte? Bunu düşünerek bulamazsın. Denklem çözmek ne kadar kolay oysa. Mesela diyelim ki x kare artı 10x eşittir 39. Yani öyle bir sayı bulacaksın ki o sayıyı önce kendisiyle çarpıp çıkan sonuca o sayının 10 katını ekledin mi 39 edecek. Aa! Ben buldum Hacivat amca. Ne buldun? 3 ve eksi 13. Nasıl buldun? X 1 2 eşittir eksi b artı eksi kare kök b kare eksi 4 ac bölü 2 a formülünden x 1 2 eşittir eksi 10 artı eksi kare kök 100 artı 4 çarpı 39 bölü 2 o da eşit eksi 10 artı eksi kare kök 256 bölü 2 o da eşit eksi 10 artı eksi 16 bölü 2 o da eşit x 1 eşittir 3 x 2 eşittir eksi 13 a eyvahlar olsun sen de mi bücür? Ah bu günleri görmeyeydim. Bu da mı başıma gelecekti? Vah benim emeklerim. Ne oluyor ya? İşte matematik böyle katledilir. Nedir öyle o? Bir formül ezberle robot gibi uygula. Ne anladım ben bu işten? Nedir o eksi on üçler? Yanlış mı Hacivat amca? Ben onu bunu bilmem. Tuttuğun yol yanlış. Sayılarını hangi alemden alıyorsun? Ne alemi Hacıvat amca? Hayvanlar alemi. Ne alemi olacak? <laughs> Bana nisbet dış buldak. Pembe gibi yumuşak, boyumu ölç işte bak, bir buçuk endazeyim. Merhaba baba, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, sen de iyi misin? Benim keyfim iyi, seninki de iyi mi? Ulan! Bu ne kalabalık la Baba başlayayım mı? Başla! Nereden başlayayım, sinsilenden mi? Ben şimdi senin yedi ceddinden başlayacağım. Maşallah de, sesime nazar değmesin. Bir, iki, üç, söylemesi güç. Dört, beş, altı, kim yedi bu haltı? Evet, sayılar alemi sayma sayılarıyla başlar. Onların yetmediği yerde kesirli sayılara geçeriz. Diyelim siz iki kişisiniz. Bir elmanız varsa ne yapacaksınız? Ben yiyeceğim tabii. <laughs> Ama baba taksim edeceksin kara gözüm. Sen nasıl babasın? O zaman herkese kaç elma düşer? Yarım elma. Yarım elma gönül alma. Bana yok mu? Tabii bebe ruhiyi de unutmayın. O zaman her birinize kaç elma düşer? O zaman ona kabuk düşer. <laughs> Olur mu baba? O zaman herkese bir bölü üç elma düşer. Görüyorsunuz ki Sayma sayıları günlük yaşamda bile yetersizdir bu nedenle kesirli sayılar icat edilmiştir evvel zamanda insanlar düşünmüşler ki herhangi bir büyüklük daima iki doğal sayının oranı şeklinde ifade edilebilir amma velakin antik dünyayı yıkan keşfi biliyorsunuz kimmiş o antikayı kıran keşiş ne kadar unutkansın kara gözüm. Pentagon'un sırları üzerine ne kadar konuştuk. Bir düzgün beşgenin kenar ve köşegen uzunluklarının oranı iki tabi sayının oranı olarak ifade edilemez. İnsanlar birkaç yüzyıl öncesine kadar sadece bu sayılara sahiptiler önce tabi sayılar veya doğal sayılar da dediğimiz sayma sayıları. Sonra doğal sayıların oranı şeklinde ifade edilebilen kesirli veya rasyonel sayılar. Ve nihayet doğal sayıların oranı olarak ifade edilemeyen ama varlıkları kendini bir şekilde zorlayan esrarengiz irrasyonel sayılar. Genişleyen bu alemlere bir düzen getirmek ne kadar zor oldu. En büyük zihinler zonkladı bunun için. Doğal sayılar bile doğal olmaktan çıktı. Büyük matematikçi Kronecker doğal sayıları tanrı yaratmıştır. Gerisi insan esiridir diyordu ama insan aklı onlara da el koydu ve ancak 100-150 sene öncedir ki muhteşem bir sayılar alemi tesis edildi. Ah ah Keşke onları size anlatabilseydim. Eksi on üç burada nerede Hacivat amca? Ondan evvel şunu söyleyeyim ki en büyük sancı sıfırın yaratılmasında çekildi. Sıfır insanları bin yıldan fazla uğraştırdı. Onun hikayesini ayrı konuşmak gerekir negatif sayılar da zor dönemeçlerden birisi oldu. Cebir'in yaratıcısı kabul edilen Harizmi bile onlara bağımsız sayılar gözüyle bakamıyordu. Senin patır kütür bulduğun eksi 13 sayısı x kare artı 10x eşittir 39 denkleminin bir çözümü olarak henüz ortalıklarda yoktu. Harizmi bir kenarı bilinmeyen kadar olan bir kare aldıktan sonra bunun iki tarafına şekilde gördüğünüz gibi bir kenarı bilinmeyen kadar olan diğer kenarı da beş birim olan iki dik dörtgen yerleştiriyor. Bu durumda sağ üst köşede alanı 25 birim kare olan bir kare oluşuyor. Şimdi bir kenarı x artı 5 olan büyük karenin alanını hesaplayabiliriz. x kare artı 5x artı 5x artı 25 eşittir. x kare artı 10x artı 25 x kare artı 10x 39 olduğundan bu da eşittir. 39 artı 25 eşittir 64. Demek ki x artı 5'in karesi 64. O halde x artı 5 eşittir 8 olur. Buradan da x eşittir üç elde edilir. Anlayamadıysan anlatayım mı babalık? Bak şimdi seni ayağımın altına alırsam. Ne kadar da güzelmiş Hacivat amca. Tabii ya. Bütün Avrupa sayıları ve hesabı Harezmi'den öğrendi. Şimdi böbürlendiklerine ne bakıyorsunuz? ...12. yüzyılda harıl harıl harizmiyi çevirip anlamaya çalışıyorlardı. Dünyanın önderi Doğu Uygarlığı idi. Ve o dönemde akıl çağını yaşıyorduk. Ama gün oldu, devran döndü... ...ve sonunda kendi rasathanemizi de topa tuttuk. Vah gönül, ey vah gönül, ah... Ah! Ne diyorduk bücür? Eksi on üçü anlatıyordun Hacivat amca. Evet, Harezmi'de ve daha önce de çıkarma vardı şüphesiz. Sekiz koyundan beş koyunu çıkarabilirdiniz. Ama beş koyundan sekiz koyunu çıkaramazdınız. Eksi üç koyun diye bir şey yoktu. 1830'da Cambridge Üniversitesi'nde negatif sayıların ne olduğu ve eksi bir çarpı eksi bir eşittir birin nasıl ispat edilebileceği başlıca tartışma konularından biriydi. Durum ancak 19. yüzyıl sonunda sayı sistemlerine güvenilir bir temel bulunması ve 20. yüzyıl başında aksiyomatik sistemlerin gelişmesiyle çözüldü. Senin pataküte kullandığın eksi 13'ün gerisinde bak neler yatıyor. Bir kere eksi 13 bağımsız bir varlık ve şahsiyet kazandı mı? Tabii ki onu da denkleminin yeni bir kökü olarak kullanabilirsin ama gördüğün gibi onu kazanmak için <laughs> baya bir mücadele gerekiyor. Tabii ben mücadeleyi severim. Bastığım yerde toprak çöker. Evet, 20. yüzyıl başlarında zar zor kurulan bu sistem çöktü. Nasıl yani? Sizin matematik çöktü mü? Oh, canıma değsin. Ne uğraştırıyorsun bizi o zaman? <laughs> Demem o ki matematikte bile hiçbir şeyin mutlak bir güvencesi yoktur. Hiçbir yerde mutlak hakikatler aramayacaksınız. Matematik neticede nesneler arası ilişkileri anlamanın ve düzenlemenin bir yoludur. Nesneler değil Onların arasındaki ilişkiler önemlidir. Diyelim ki elimizde sayı diye bir takım nesneler var. Belki onların ne olduğunu bile bilmiyoruz ama onları toplayıp çarpabiliyoruz. Elektrik gibi yani. Ne üdüğü belirsiz, etkiinden bellidir. Çok güzel söyledin. Bunlar hakkında temel Basit bazı kabuller yapıp sonra da bunların aşikar olmayan bir takım özelliklerini bu temel kabullerden mantıksal akıl yürütmeyle türetebiliriz. Yani gene bazı kabuller yapacağız. Tabii havadan para kazanmak yok. Ne ka ekmek o K köfte. Matematik bu yönüyle bir takım kabullerden sonuç çıkarma sanatıdır. Basit kabullerden baş döndürücü sonuçlar çıkarma. Kabuller değişince sonuçlar da değişir tabii. Onun için bugünün matematiği çökse bile yerine yarının matematiği gelir. Yani bu meretten kurtuluş yok mu? Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Ah Eyman. All. Uh -huh.